bir varmış, bir yokmuş, çok eski zamanlarda bir padişah varmış. Bu padişahın hiç oğlu olmamış. Padişahın yaşı gittikçe ilerliyormuş, tahtını bırakacak bir oğlunun olamayışı onu çok üzüyormuş. Hanım Sultan bir gün padişahın yanına gidip hamile olduğunu söylemiş. Padişah bunu duyunca çok mutlu olmuş ve Hanım Sultan'a, "Eğer oğlum olmazsa seni bu sarayda istemem," demiş. Hanım Sultan bunu duyunca çok korkmuş, çünkü o kızı olacağını anlamış. Hanım Sultan'ı doğum için hastaneye götürmüşler. Hanım Sultan ile beraber hastanede toplam 6 tane hamile kadın varmış. Bu kadınlardan 4 tanesinin doğuma alınma günü Hanım Sultan ile aynıymış. Hanım Sultan bu 4 kadınla konuşmuş, erkek çocukları olanlardan biriyle çocuğunu değişmek istediğini ve o kişiye çok para vereceğini söylemiş. Kadınlar bunu kabul etmiş. Hanım Sultan ve bu 4 kadın doğuma alınmış. Sadece birinin erkek çocuğu olmuş. Erkek çocuğun annesi göçmen imiş. Hanım Sultan bu göçmen ile anlaşmış ve onun erkek çocuğunu alıp saraya gitmiş. Padişah, Hanım Sultan'ın saraya erkek çocuk ile geldiğini görünce çok mutlu olmuş. Padişah oğlunu çok güzel ortamlarda büyütmeye başlamış. Padişahın oğlu 16 yaşına gelmiş. Bir gün padişah, oğlu ve vezir ava gitmişler. Oğul bir ağaç görmüş ve padişaha, "Baba bu ağacı keselim, bundan çok iyi kasnak olur," demiş. Padişah çok şaşırmış. Çünkü kasnak yapımı ile genellikle göçmenler uğraşırmış. Vezir, padişaha, "Bu sizin oğlunuz olamaz," demiş. Padişah hemen Hanım Sultan'ın yanına gidip gerçeği öğrenmiş ve onu saraydan kovmuş. Öz kızının bir göçmende olduğunu öğrenince onu nasıl bulacağını düşünmeye başlamış. Vezir kızı bulabileceğini söylemiş. Vezir şehrin meydanına bir altın ibrik koyup 16 yaşındaki kızların meydanda toplanmasını istemiş. 3-4 saat sonra tüm kızlar orada toplanmış. Vezir, kızlara, "Bu ibriğin değerini bilene ödül vereceğiz," demiş. Kızlar teker teker tahminde bulunmuşlar. 1 o akçe, 4 o akçe, 15 akçe, demişler. Bir tane kız, altının değerini sarraf bilir, demiş. Vezir bir kızın cevabını beğenmiş ve, "Buldum," diye bağırıp kızı padişaha götürmüş. Padişah araştırmış ve bu kızın kendi öz kızı olduğunu öğrenmiş. Padişah kızını alıp sarayına götürmüş, orada uzun yıllar mutlu olarak yaşamışlar. Buradan da, çocuklar nerede olurlarsa olsunlar ailelerinin özelliklerini taşıdığı ve aslına benzediği ortaya çıkmış.